Bitkisel hormonlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olana tik, yanlış olana çarpı işareti konulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Belirli bir dokudan salgılanır ve sadece salgılandığı dokuyu etki eder demiş ve yanlış vermiş. Evet yanlıştır. Yani seçeneğimiz doğrudur. Çünkü e, hormonlar belirli bir dokudan salgılanacak ve başka bir tarafa da taşınabilecektir her hormonun etki ettiği özel hedef hücreleri vardır. Çok az miktarda olmalarına rağmen etkileri çok fazla olan moleküllerdir. Doğru verilmiş, evet. Günümüzde laboratuvar koşullarında yapay olarak da üretilebilmektedir demiş ve buna yanlış demiş. Halbuki evet günümüzde laboratuvar koşullarında üretilebilmektedir. Bu anlamda cevabı yanlış oldu. Büyüme, çiçek açma, meyve oluşumu ve yaprak dökümü gibi olayları Kontrol edecektir. Doğrudur cevabı. Oksin, stokinin ve giberellin hormonları büyümeyi engeller demiş. Tam tersi büyümeyi teşvik eden hormonlardır. Bu yüzden de yanlış demiş cevabımız doğru olacaktır yani. Hangi seçenek yanlış olur dediğimizde C şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı doku çeşitleri görev ve özellikleri verilmiştir bitkisel doku çeşitleriyle bunların görev ve özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Doku çeşitlerinden Stoma'yı görüyorum ve sütamanın görevi neydi arkadaşlar? Gaz alışverişi ve terlemede rol oynayacaktır. Havalandırma parankiması dediğimizde bataklık ve su birikintilerinin kök ve gövdelerinde hava depo edecektir. Sikleran dediğimiz Bitkilerde zamanın durduğu bölgelerde destek elemanı olarak iş görecektir ve ksilem dediğimizde su ve suda çözünen minerallerin taşınımını sağlayacaktır diyoruz. O zaman doğru eşleştirmenin de B şıkkında verildiğini görürüz. Aşağıdaki tabloda ksilem ve floem'a ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre X ve Y yerine özelliklerinden Hangileri yazılabilir? Madde taşınımı sırasında ATP tüketme kısilemde görülmezken fulemde görülmüştür. X'e baktığımızda kısilemde görülüp e, fulemde görülmemesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Su ve mineral taşıma dediğimde su ve mineral taşınımı kısilemde evet görülecektir ve e, fulemde görülmeyecektir diyoruz. Bu doğrudur. Y'ye baktığımda Y çift yönlü iletim sağlama kısilemde yoktur. Çünkü tek yönlü iletim söz konusudur. Fakat fulemde çift yönlü taşıma söz konusudur. O zaman bu da doğru olacaktır. Yani biri aldık. Kökten yaprağa doğru taşıma dediğimde x'e geldim. Kökten yaprağa doğru taşıma var mıdır arkadaşlar? E, kısilemde var mıdır? Evet kökten yaprağa doğru taşıma söz konusudur. Doğrudur. Ve de ne belirtmiş? Kökten yaprağa doğru taşıma yoktur demiş. Bu anlamda da yoktur dediği için yanlış olacaktır. Çünkü de çift yönlü taşıma durumu söz konustur demiştik. O yüzden bu yanlış oldu şimdi. Y'ye baktığımızda su ve mineral taşıma demiş. Aslında bakmamıza bile gerek yok. Y kısilemde su ve mineral taşınımı yoktur demiş. O yüzden zaten yine yanlış oldu. İkinci gitti. 3'e bakıyorum. Çift yönlü iletim sağlama demiş X için. Fakat X'in ben ne olduğunu görüyorum? Kısilemde var demiş. Fakat kısilemde tek yönlü iletim sağlama olacaktır. Hangileri yazılabilir dediğimizde cevabımız yalnız birdir. Biyoloji öğretmeni bitkisel dokular ve bu dokulara ait bazı yapıları aşağıdaki gibi tahtaya yazıyor. Biyoloji öğretmeni Öğrencilerine tablo ile ilgili çeşitli sorular yöneltip cevaplarını aşağıdaki gibi not ediyor. Numaralandırılan yapılardan hangileri örtü doku içerisinde yer alır demiş. Örtü doku dediğimizde aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Epidermis, peridermis geliyordu. Şimdi bakalım epidermis örtü doku içerisinde evet. Peridermis de örtü doku da. Bir de ne vermiş? Stoma vermiş. E, stoma da örtü doku içerisinde değil mi? Evet çünkü epidermisin farklılaşmasıyla oluşacaktır. Bunu da doğru kabul ediyoruz. O zaman birinci öğrenci doğru cevabı vermiştir. Devam ediyorum. Numaralandırılan yapılardan hangileri inorganik maddeyi organik maddeye çevirir demiş? Yani biz burada fotosentez tepkimesi gerçekleştiren bölgeyi arıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Özümleme parankiması ve stoma demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü stomaların bekçi hücrelerinde fotosentez tepkimesi gerçekleşmektedir. Ve özümleme parankimasında da fotosentez tepkimesi gerçekleşiyor. O zaman 2 ve 6 dediğimizde doğru olacaktır. Numaralandırılan yapıların hangilerinde ATP üretim ve tüketimi gerçekleşir demiş. Ve bize neyi vermiş? 4, 5 ve 6'yı vermiş. Şimdi bakıyorum peridermis odun boruları ve stomadan bahsediyor bana. Perider misin ben? Ölü bir yapıda olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu anlamda da ATP üretim tüketimi gerçekleşmeyecektir. Odun boruları zaten pasif bir taşıma durumu söz konusudur. Bunda da gerçekleşmeyecektir. Ve stoma demiş. Yani arkadaşlar bunun cevabı yanlış olacaktır. Cevabımız doğru olanlar 1 ve 2'dir. Aşağıdaki Venn diyagramında stoma, lentisel ve hidatot arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre KLM ve N ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Stoma nerede bulunuyor? Epidermiste bulunuyor ve açıklıklar arkadaşlar. Lentisel nerede bulunuyor? Peridermiste bulunuyor. Bu da açıklıktır fakat ölüdür. Hidatotlar yaprakların kenarlarında ya da uçlarında bulunan açıklıklardır. Şimdi bakalım. K gaz alışverişi ve terlemeyi sağlama demiş. Stoma ve lentiselin ortak özelliği midir? Evet arkadaşlar her ikisi de gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayacaktır. L. Örtü dokuya ait olma demiş. L'ye baktığımda her üçünün de bulunduğu yapı stoma, hidatot ve lentisel evet hepsi örtü dokuya aittir. Örtü doku epidermis ve peridermis yapısına oluşmaktadır. Ve stoma ve hidatotlar da arkadaşlar Epidermis'in farklılaşmasıyla oluşacaktır diyoruz. Epidermis'in farklılaşmasıyla oluşma için M demiş. Evet şimdi söyledik. Stoma ve hidatotlar farklılaşmayla oluşacaktır. M için açılıp kapanabilme demiş. Şimdi bakalım. Burada ne vardı? M, stoma ile hidatotun ortak özelliği. Açılıp kapanabilmeyi kimde gözlemliyorum? Stoma'da gözlemliyorum. Fakat hidatotlar... Açıklıklardır zaten arkadaşlar yaprakların kenarlarında uçlarında bulunacaktır ve açılıp kapanabilme gibi bir özelliği söz konusu değildir. O yüzden bu yanlıştır diyoruz. Ve gutasyonu sağlama demiş. Ne için? Ne gutasyon neydi arkadaşlar? Damlamaydı. Damlama olayı geceleri terlemin olmadığı zamanlarda e, alınan fazla su sıvı olarak dışarı atılıyordu. Biz buna damlama gutasyon diyorduk. Bu da ne için? Yine doğrudur diyoruz sadece hidatotta olduğu belirtilmiştir. O zaman yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Biyoloji öğretmeni bitkisel hareketli ile ilgili bazı özellikleri tablo halinde aşağıdaki gibi tahtaya yazıyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden bitkisel hareketli ile ilgili doğru olan özellikleri tik, yanlış olanlara da çarpı işareti koymalarını istiyor. Buna göre Aşağıdaki işaretlemelerden hangisi doğrudur? Tropizm hareketleri uyarının geliş yönüne bağlıdır demiş. Evet doğru bir ifadedir. Örneğin fototropizma ise ışığın yönüne bağlı ya da kemotropizma ise kimyasal maddenin yönüne bağlı olarak gerçekleşecektir. Nasti hareketleri oksin hormonunun düzensiz dağılımı ile ortaya çıkar demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Burada tropizm hareketleri devreye girecektir ve tropizm hareketleri hücrelerdeki turgor basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşir demiş ki bu da yanlıştır. Çünkü nast hareketleri demesi gerekiyordu. Nast hareketleri e, turgor basıncındaki değişimler sonucu ortaya çıkacaktır ve ışık tropizma ve nast hareketlerinde uyaran olarak rol oynayabilir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Eğer ki Örneğin yulaf ışığa doğru yöneliyorsa biz buna ne diyoruz? Fototropizma diyoruz. Uyarının yönü önemli. Ee, eğer ki örneğin akşam sefası mesela gündüzleri çiçeklerini kapattı, geceleri açtı. İşte bu durumda da aslında fotonasti örneğidir. Rol oynayacaktır diyoruz. O zaman hangisi doğrudur dediğimizde sıralamamız bu şekilde olacaktır ve bu da B şıkkında verilmiştir. Aşağıda K ve L bitkilerinin gövde enine kesitleri şematize edilmiştir. K ve L bitkilerinin gövdesine ait enine kesitlerde örtü doku olarak epidermis bulunduğuna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi örtü dokusu epidermis. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bakın iletişim demetlerine baktığımda K'da dağınık bir şekilde görüyorum parankima dokusunda. O zaman bunun monokotil bir bitki olduğunu söyleyebilirim. Tek çenekli. L'nin de dikotil bir bitki olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iletim demetleri bakın halka şeklinde düzenli bir şekilde dizilmiş ve kambiyum da içermektedir. Şimdi bakalım. K bitkisine buğday örnek verilebilir demiş. Evet buğday örneği verilebilir. Monokotil bir bitki örneği olabilir. L çift çenekli odunsu bir bitkidir demiş. Şimdi odunsu bitki olsaydı bakın örtü doku olarak ne bulunuyordu? Epidermis bulunuyordu. Odunsu bitkilerin dış kısmında, yaşlı kısmında özellikle peridermis ile örtülü olacaktır. L bitkisinde kazık kök gözlemlenebilir demiş. Evet kazık kök gözlemlenebilecektir. Çünkü kazık kök odunsu ve bazı otsu bitkilerde de görülecektir. L bitkisi K bitkisinden daha gelişmiş bir bitkidir. Evet, dikotil bitki monokotile göre daha gelişmiş bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Hangileri doğrudur dediğimizde 1, 3 ve 4 doğru cevaptır. Aşağıdaki şekilde yaprağın enine kesiti gösterilmiştir. Buna göre K, L, M, N hücrelerinde grafiklerdeki metabolik olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şimdi öncelikle yerlerine yazalım. K'ye ya baktığımızda K'nın üst epidermis olduğunu görüyoruz. L'ye baktığımızda hemen altında bulunan palizat parankimasıdır. Ve M'ye baktığımızda da sünger parankiması olacaktır. N ise bir açıklık olan nedir? Stomalardır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci grafikte diyor ki nükleotitleri kullanmış ve DNA sentezlemiş. Peki DNA sentezi ne demektir? DNA replikasyonu demektir değil mi? E peki DNA replikasyonu için ne ihtiyacımız var? Bölünür dokuya ihtiyacımız var. Meristem dokuya ihtiyacımız var. Bu yüzden burada ortak olarak gözlenen bir durum değildir arkadaşlar. Gözlenmeyecektir. İkiye baktık. Karbondioksit kullanılmış, glikoz sentezi gerçekleşmiş. Yani burada besin sentezi demek ne demektir? fotosentez tepkimesinin gerçekleşmesi demektir. Peki baktığımızda evet palizat parankiması, sünger parankiması ve stomaların kloroplastları olduğu için besin sentezleyecektir. Fakat üst epidermisin kloroplastı yoktur. Bu yüzden de fotosentez gerçekleşmeyecektir. Her yapıda da ATP sentezi ortak olarak gözlenecektir arkadaşlar ve bununla beraber de her yapıda protein de ortak olarak gözlenecektir diyoruz. Ve ortak olarak gözlenen yapılar dediğimizde 3 ve 4 doğru cevap olacaktır.